Bir Erol Gürcan'a dönelim, Evet. sonra belki bu G20 tarafını G20, evet, o da izninle önemli. açarız. Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan bizlerle. Erol, günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Biz de üzerinden konuştuk, hem işsizlik hem cari denge verisi, sanayi üretim verisi. Dün bayağı yoğundu, bugün biraz daha galiba sakiniz. Ama piyasa tarafına baktığımızda da Borsa İstanbul'da yılın, düzeltiyorum, günün ikinci yarısında nispeten sert bir satış. Sayın Mehmet Şimşek'in kredi büyümesine ilişkin açıklamaları bankaları bir miktar aşağı çekmiş gibi görünüyor. Dün de aslında bir düzeltme olabileceğinden programda söz etmiştik ama Sayın Şimşek'in açıklamaları bankaları net bir şekilde aşağı çekti. Hem belki hafif dünün özeti ve bugüne dair beklentileri senden rica edelim. Tabii ki. Dün aslında piyasadaki harekete baktığımızda bir miktar beklenen fiyatlama da, yani fiyatlanan beklentiler daha doğrusu bir miktar gerçekleşti. Özellikle Fitch tarafındaki not görünümünde durağına revize edilmesi sonrasında kısa vadeli borsa tarafında ekstra iyimserlik sağlayan beklentiler de fiyatlanmıştı. Şimdi haftanın geri kalanında küresel takvimde öncelikle Fed Amerika tarafından gelecek enflasyon verisi ve bunun FED'e ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceği önemli olacak. Bu veri yarın açıklanacak. O yüzden bugün dışarıdaki takvim de nispeten sakin gözüküyor. Yurt dışı takvime baktığımız zaman da bugün saat 10'da perakende satış endeksleri, ciro endeksi ve inşaat maliyet endeksi gibi veriler açıklanacak. Ama bunların piyasa üzerindeki etkileri sınırlı kalacaktır muhtemelen diyebiliriz. Yurt dışı tarafı da aslında kısa vadede bugün için piyasayı çok ciddi şekilde etkileyecek bir veri bulunmuyor denilebilir. Düne baktığımız zaman dün önemli veriler açıklandı. Ödemeler dengesi tarafında cari açık yılın ilk 7 ayı itibariyle 42,3 milyar dolara yükseldi ve OVP'deki 42,5 milyar dolarlık yılın tamamı için o hedefi 7 ay itibariyle aslında yakalamış oldu denilebilir. Bundan sonraki süreçte bir miktar daha OVP tahmini üzerinde riskler yukarı yönlü. Burada daha yüksek bir cari açıkla, muhtemelen 50 milyar dolara yakın bir cari açıkla yılı tamamlayacağız gibi gözüküyor şu anki eğilimler. Sanayi üretim tarafında aylık bazda yavaşlama, yıllık bazda toparlanma söz konusuydu. Bu üçüncü çeyreğe ilişkin ilk veriydi, ilk sinyaldi aslında. Detaylara baktığımızda da yine karışık sinyaller geldiğini gördük. Ancak diğer öncü göstergelere baktığımızda, özellikle elektrik tüketim tarafına baktığımızda üçüncü çeyrekteki büyümenin bir miktar aslında kuvvetli olabileceğini, yıllık bazda kuvvetli bir rakam görebileceğimizi işaret ediyor. Diğer taraftan imalat PMI tarafı üçüncü çeyrek rakamları zayıf seyrediyor şu ana kadar açıklanan rakamlara baktığımızda. O yüzden üçüncü çeyrek büyümesine ilişkin daha sağlıklı yorum yapmak adına biraz daha veri görmeye ihtiyacımız var ama üçüncü çeyrek büyüme rakamları yüksek gelse bile para politikasındaki ve maliye politikasındaki sıkılaştırıcı yöndeki adımların etkisiyle beraber iktisadi faaliyette önümüzdeki süreçte bir miktar yavaşlama görebiliriz diye düşünüyoruz. Ki aslında bu bir ihtiyaç halinde gelmiş durumda. Özellikle hem enflasyon görünümü hem de ödemeler dengesi görünümü büyüme tarafında, iç talep tarafında bir dengelenme ihtiyacını ön plana çıkartıyor. Dün Sayın Hazine Maliye Bakanı Şimşek'in yaptığı açıklamalarda da aslında önümüzdeki süreçte, özellikle gelecek yılın ortasından itibaren sıkılaştırıcı hamlelerin bir miktar daha ön plana çıkacağı yönünde mesajlar aldık diyebiliriz. Burada bankalar tarafında kredi büyümesinin enflasyonu artırmayacak şekilde, buna uygun şekilde seyretmesinin sağlanacağı yönünde verdiği mesajlar. Özellikle taşıt kredisi tarafında ve ikinci, üçüncü konut, yazlık evler için gibi olan kısıtlardaki kredilere yönelik bir miktar daha zorlaştırıcı, daha maliyetli hale getirici önlemlere dair mesajlar ön plana çıktı. Aynı zamanda kredi kartı büyümelerini de bu yıl için oldukça yüksek seyrettiğini işaret etti ve gelecek yıl içinde bu tarafta da yine maliyetler ve faiz seviyesi, fiyatlar tarafında çeşitli yönlendirici adımların atılacağı mesajlarını verdi. Bununla beraber dün Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in verdiği mesajlar arasında özellikle yurt dışı kaynak girişine ilişkin verilen mesajlar da dikkat çekiciydi. Bu yıl sonuna kadar Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşma çerçevesinde bazı tahvil satışlarının gerçekleşebileceğini ve bunun da boyutunun 11,5 milyar dolara ulaşabileceği yönünde bir verdiği sinyal, mesaj vardı. Bu da önemli. Ve yine aslında burada OVP programının çerçevesine ilişkin de çizdiği çerçevede dört temel hedeflerinin olduğu, bunun en önemli hedefinin fiyat istikrarı, dezenflasyon, arkasından mali disiplin tarafı olduğu ve bununla beraber yapısal reformlar, yapısal dönüşümler ve dış kaynak temin tarafında programın ana çerçevesinde oluştuğu dair mesajlarını izledik. Aslında Sayın Şimşek'in bu göreve geldikten sonra kamuoyuna verdiği ilk doğrudan mesajıydı. Bu anlamda önemli ve gelecek hafta yapılacak roadshow'dan önce de kurduğu iletişim önemliydi. Genel olarak aslında
verdiği mesajların olumlu olduğu söylenebilir ama büyüme tarafındaki bu dengelenme, yavaşlama ihtiyacı bir miktar daha kısa vadeli fiyatlamalarda etkili oldu gibi görünüyor. Toparlamak gerekirse bugün içeride dışarıda bir miktar bekle gör modunun ön planda olacağını söyleyebiliriz. Piyasanın odağı yarınki Amerika'dan gelecek enflasyon verilerinde olacak diyerek toparlamış olayım. Erol, çok teşekkürler aktardıkların için.